Sevgili seyirciler, hafta içinde İstanbul'da banyo ve seramik sektörünün profesyonellerini buluşturan önemli bir fuar olan Unicera Fuarı vardı. Biz de fuara gittik ve fuarın daimi katılımcılarından Creavit'in standına konuk olduk. Bakalım Creavit'in 2022 koleksiyonunda neler var? İstanbul CNR'da düzenlenen seramik, banyo ve mutfak fuarındayız. Ve fuarın uzun yıllardır katılımcılar arasında olan, Zonguldak'ın gururu olan markaların başında gelen Çanakçıların Creavit markasının olduğu standtayız. Yanımızda Çanakçıların yöneticilerinden Erol Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Böyle her fuarda sizinle mutlaka birlikte oluyoruz. Yeni ürünlerinizi biz görüyoruz. Bizi izleyenlerle paylaşıyoruz. Ve hakikaten ben de bir Zonguldaklı olarak her seferinde söylüyorum. Zonguldak'ın gurur markalarından birisiniz siz. Kaçıncı yılınız bu sene fuarda? 1999 ilk katılımımız Unicera Fuarı'na. 2021 yılında olduğumuza göre 22. yılımız. 22 sene gerçekten. 22 senedir fuarın bir de en büyük standlarından birini alıyorsunuz. Size yakışan bir şekilde burada müşterilerinizi ağırlıyorsunuz. Peki efendim, neler değişti dünden bugüne? Özellikle de pandemi döneminde hepimiz tabii hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Pandemi sürecinde neler yaşadınız? Dünyanın değişen yüzünde pandemi tabii ekonomileri, sağlığı, dünyanın bütün trendlerini, bütün olgularını çok önemli ölçüde değiştiren, olumsuz etkileriyle yıkan, hırpalayan bir etkisi oldu pandeminin. Bu olumsuzluklarına rağmen hijyenin çok fazla öne çıktığı bir süreci yaşıyor dünya. Biz de tabii bununla yatırım yapan, buna ilişkin ürün üreten bir firma olarak bu sürece katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yeni ürünlerimizde, teknolojik ürünlerimizde, üretim kapasitemizi artıran duruşumuzda büyüme trendlerimizi devam ettiriyoruz. Sağlığa da doğru hizmet eden hijyenik ürünlerimiz var. Standartların çok üst kalitesinde, değerlerinde biz ürün üretmeyi seviyoruz, istiyoruz. İnsanlara güzel ürünler sunmak isteğinde ve amacındayız. Yani hem hijyenik olsun hem de şık ürünler olsun diyerek yeni ürünler üretiyorsunuz. Her yıl katıldığınız fuarlarda yeni ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel ve şık ürünler. Hatta renkler değişiyor, modeller değişiyor vesaire. İnsan hani banyoda bu kadar da değişiklik olabilir mi diyor ama galiba oluyor değil mi Creavit'te? Dünyanın trendlerinde geneline baktığımız zaman seramik sektörünü seramik belirliyor. Yani karonun o rengi, duruşu, boyutu, ebatı çok fazla etkiliyor banyoyu. Dolayısıyla siz de o değişimden etkilenmek durumunda kalıyorsunuz. Renklerinizi ona göre değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Yeni renkler katmak durumunda kalıyorsunuz. Biz de bu payede kendimizi donatarak fuar içinde de görebildiğiniz gibi birçok farklı renkte, cıvıl cıvıl renkte ürünler üretmeye başladık. İnsanların beğenisine sunuyoruz. Hangi ürün, hangi renk öne çıkıyorsa biz de o rengi üretmekte imtina etmiyoruz, üretiyoruz. Peki efendim, pandemide birçok sektör çok etkilendi, olumsuz anlamda etkilendi ama bazıları da çok olumlu anlamda etkilendi. Acaba Creavit olumlu mu, olumsuz mu etkilendi? Ya olumlu, olumsuzun kırılımını ayarlamak çok kolay değil veya işte çizmek çok kolay değil. Çünkü çalışanınız var, çalışanınız hasta olduğu zaman olumsuz etkileniyorsunuz demektir. Ki bizim de bir sürü çalışanımız Covid geçirdi. O pozisyonda üretim kapasitelerimizdeki süreçlerde azalmalar oldu. Dolayısıyla olumsuz etkisini de gördüğün. Fakat sektör dinamiklerini arttırması bağlamında, üretim kapasitelerimizi zorlaması bağlamında ve satışı trendlerini yükseltmesi bağlamında bize çok olumlu etkiler oldu. Biz bu sene bütün bu olumsuz koşullarına, dünyanın bütün bu olumsuz ekonomik koşullarına rağmen kapasitemizi %50 arttıracak pozisyonda yatırım sürecine girdik. Muhtemelen gelecek yılın Şubat-Mart aylarında tamamlanacak bu süreç. Yaklaşık 50 milyon dolar civarında bir yatırım. Büyük bir yatırım. Gerçekten büyük bir yatırım. Bölge için de özellikle çok önemli bir yatırım. Peki bu yatırıma girme sebebiniz acaba hani ihracat yaptığınız ülkelerin ya da satış potansiyelinizin çok daha artması mı? Talep olmazsa zaten o yatırım yapamazdık mutlaka. Ürünlerimize olan beğeni, ürünlerimize olan ilgi, ürünlerimizin tasarım albenisi insanlarca sevildiği için, beğenildiği için biz bu noktalara da yatırım yapma gereği hissettik. Bizim satma sıkıntımız yok. Bizim insanlara değer algısında o değer algımızı her şekilde büyütecek yapılanmaya ihtiyacımız var. O yapılanmayı sağlamaya çalışıyoruz. Büyüyoruz, büyüyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz.
Peki ben ürettiklerinizin şöyle yüzdeye vurursak ne kadarını Türkiye pazarına ne kadarını ihracata yönlendiriyorsunuz? %55 civarında ihracatımız var. %45 bandında yurt dışına satışımız var. Yurt dışında Amerika, Avustralya, Avrupa, Asya 7 kıtaya ürün satıyoruz. Yaklaşık 70 ülkeye ulaştık. Büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Yeni kapasitemizin de uzantılarıyla ihracat kapasitemizi 165'lere çıkartma hedefimiz var. Peki Türkiye'nin bir 2023 hedefi var. Krevet'in 2023 hedefinde ülke sayısı ya da ürettiğinin şu kadarını 2023'te yurt dışına satma gibi bir hedefi var mı? Evet, yani 1995 yılından itibaren Çanakçılar grubunun içerisinde bulunan bir insanım. O süreçten itibaren sürekli büyüyoruz. Hatta 2020 yılı itibariyle de biz ilk 1000 ihracatçı firma içerisine girdik. Ancak hedeflerimiz tabii daha büyük hedeflerimiz var. İlk 500 içerisine girmek gibi bir hedefimiz var mesela. Bu çok önemli bir nokta. Bunu biraz açar mısınız? Türkiye'nin seramik sektörü dinamikleri büyük. Vitrifiye'de Avrupa üretim kapasitesi bağlamında Avrupa birincisi, ihracat birincisi. Seramik sektörü bağlamında dünyanın önde gelen 3-5 ülkesinden birisiyiz. Dolayısıyla biz bu seramik işini ülke olarak bilen bir ülkeyiz. Bu portföy içerisinde biz seramik sektörü katma değeri de ülkeye çok fazla katkısı olan bir ürün grubu olduğu için ülke adına desteklememiz gereken bir konumdayız aslında. Böyle baktığımızda bizim yaptığımız ihracatın ülkeye katma değeri birçok diğer çok daha büyük girdisi olan sektörlere rağmen daha fazla. Dolayısıyla biz burayı desteklemek durumunda olmamız lazım ülke olarak. Sadece sektör olarak bakmıyoruz. Biz Türkiye genelinde bütün sektörler dahil 1000 firmanın içerisindeyiz. Dolayısıyla biz iyi olmalıyız. Çok çok daha iyi bir şey değil mi? Kesinlikle daha iyi. Biz ülkemize daha çok katkı sağlayacak yapılanmalar sağlamak istiyoruz. Daha çok katkı vermek istiyoruz. İnşallah başaracağız. İnşallah başarılı olmak için bütün çabalarımızı göstereceğiz. Peki şimdi bu fuardasınız, mutlaka yeni ürünleriniz var ki katıldınız buraya. Neler var? Yani 2021 artık bitiyor. 2022'de banyolarda, lavabolarda neler göreceğiz? Yani işte pandemiye özgü bir dokunmadan fonksiyon gören, işlev isteyen, duruş isteyen malzemelerin öne çıktığı bir süreci yaşıyoruz şu anda. O bağlamda kumanda, termostatik ürünler öne çıkıyor. Biz de onları kendi içimizde armatür grubu olarak değerlendirmeye çalışıyoruz, insanlara sunuyoruz. Çünkü çok fazla temasın, hijyenin öne çıktığı bir süreç şu anda. Zaten insanlar duyarlılığı arttı o konuda, o malzemelerin alınması ve kullanılması konusunda. Biz o süreci yaşıyoruz, değerlendiriyoruz, insanlara sunuyoruz. Çok da güzel malzemelerimiz var, çok da yükselen satış trendleri var. Onun ötesinde tasarım olmaksızın büyümek mümkün değil. Tasarım olmaksızın markalaşmak mümkün değil. Bizim de mesela Defne Koz çok ünlü bir Türk tasarımcısıdır. Amerika'da yaşamaktadır kendisi. Onun çizgilerini taşıyan bir serimiz var burada, onu sergiliyoruz. Çok beğeni aldı. Yıllardan beri belki fonksiyon olarak ürün gamı çok zengindi. Yeni yeni tamamlandı ürün gamı ve satış trendi gittikçe artıyor. Teknolojik ürünlerimiz var, tasarım ürünlerimiz var, rengarenk yeni ürünlerimiz var. Bir kompozisyon. Biz mutluyuz fuardan. İnşallah ülkemizin diğer paydaşları, ülkemizin diğer üreticileri de fuardan yeterince mutlu olurlar. 2022'ye güzelliklerle girmiş oluruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihracatındaki ilk 1000 firmadan biri olduğunuz için, Zonguldak adına bu kadar güzel çalışmalar yaptığınız için ben kendi adıma ve memleketim adına size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesinde Krevit'teki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi fuarda Filistin'in ana bayisi olan Muhammed Omar Bey ile birlikteyiz. Bakalım o ürünlerle ilgili bize neler söyleyecek. Efendim merhabalar. Merhaba. Siz Filistin bayisiniz. Acaba ürünlerle ilgili ve şirketle ilgili neler söylersiniz? Bizim firmamız 1973 yılından beri Filistin, Kudüs'te hizmet veriyor. 1998 yılından beri de Kreavit markasıyla çalışıyoruz aile şirketi olarak. Filistin'de çok güzel işler yaptık. Kreavit, Kudüs'te tanınan bir marka. Biz bir işe başlarken, projeye gittiğimizde, mimarlara, mühendislere Türk markasıyla çalıştığımızı söylediğimizde ilk akla gelen marka Kreavit oluyor. Kreavit bu övgüyü hak ediyor. We are kardeş, kardeş, kardeş. Güverim ağaç. Thank you. Sevgili
seyirciler, Kravet'in Belçika bayisi çok zarif bir Türk hanımefendi. Şimdi onun fikirlerini almak istiyoruz. Efendim merhabalar. Beril Doğdu değil mi? Evet doğru. Beril Doğdu ismim. Kravet'le uzun yıllardan beri çalışıyoruz Belçika bayisi olarak. Evet. Yerimiz Mekelen'de ve yaklaşık 7000 metrekarelik bir yerimiz var. Ve 140 adet çalışanımız bulunuyor. Şu anda tüm Avrupa'ya sadece Belçika değil satışlarımız oluyor. Belçika'da da Türkler değil, yabancılar, Belçikalılar birçok kişiye satışımız oluyor ve Kravet markasından çok mutluyuz. Sevgili seyirciler, Kravet'te şimdi de yanımızda Yunanistan bayisi var. Merhaba. Merhaba. Efendim ben çok merak ediyorum, hani Yunanistan'la Türkiye arasında zaman zaman siyasi krizler de yaşanıyor ama Yunan halkı Kravet'in ürünlerini nasıl buluyor, kaliteli buluyor mu? Diğer Avrupa markalarını neden tercih etmediniz de bizim Türkiye'nin en önemli markalarından, vitrifiye markalarından Kravet'i tercih ettiniz? Yunanistan'da Kravet markası çok seviliyor. Yunan halkı ürünlerimize çok ilgi gösteriyor. Zaten kendileriyle 20 yıllık bir işbirliğimiz var. O yüzden kendileriyle yıllar içinde gelişen bir dostluğumuz da oluştu. Kravet'le çalışmaktan çok memnunuz. Diğer Türk ürünleri de Yunanistan'da çok seviliyor ve tercih ediliyor. Sevgili seyirciler, şimdi de yanımızda Kravet'in Ukrayna ve Slav ülkelerindeki bayisi Katerina Hanım var. Merhaba, kendisi Türkçe de biliyor, güzel Türkçe biliyor. Merhaba. Merhaba. Ben merak ediyorum, acaba Slav ülkelerinde, Ukrayna'da, Rusya'da neden Kravet'in ürünleri tercih ediliyor? Halk ne diyor ürünlerle ilgili? Siz bayi olmak için neden seçtiniz Kravet'i? İlk önce ve en önemli kalite. Kravet'in ürünleri inanılmaz kaliteli ürünleri. İkinci stil. Çünkü inanılmaz güzel, inanılmaz şık, evet, göz çarpan ürünleri. Evet, şimdi de yanımızda Cezayir bayisi Leyla Abir Kadri hanımefendi var. Şunu ben merak ediyorum. Neden bayi olmak için Kravet'i seçtiniz? Şimdi Kravet zaten belli bir marka. Kalitesi baya güzel, fiyat olarak da baya uygun. Onun için bizim ülkemizde baya yani bir faydası olur. Geçerli de oluyor, kullanışlı da oluyor. Modelleri güzel. Yani ondan. Cezayir halkı Kravet'in ürünlerini beğeniyor mu? Beğeniyor tabii ki. Şu an son zamanlarda gerçekten mesela fuarda baya Cezayirleri var. Yani artık biri bırakıyor, biri tutuyor. O kadar ve hepsi gerçekten ürünlere hayran kalıyor. Peki tavsiye eder misiniz başka ülkelerde de bizi izleyenlere? Gelsinler Kravet'in ürünlerini bir görsünler diye. Tabii ki komşu ülkeler, Afrika'daki ülkeler yani gerçekten baya baya kaliteli bir ürünleri var. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.